Değerli protokol üyeleri, üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Üniversitemizin 2018-2019 akademik yılında yine çok önemli bir konu üzerinde bir konferans gerçekleştireceğiz bugün. Değerli konuklarımıza üniversitem adına hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, bugün bize fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, tasarım ve marka başlıklı konferansımız için bilgi aktaracak olan konuklarımızı sahneye davet etmeden önce kendileri hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Mehmet Ali Özgan, 10 yıldır Destek Patent şirketinde sınai haklar konusunda danışmanlık vermekte olup, aynı zamanda marka vekili ve son 2 yıldır da Kocaeli Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mustafa Efeoğlu, 5 yıldır Destek Patent şirketinde sınai haklar danışmanlığı ve kurumsal müşteri danışmanlığı görevinde bulunmaktadır. Ben de sözü çok uzatmadan değerli konuklarımızı bugünkü konferansını gerçekleştirmek üzere sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle merhaba, saygıdeğer protokol üyelerim ve değerli katılımcılar. Hepinize hoş geldiniz. İsmim Ali Mehmet Özgan. Yaklaşık 10 yıldır Destek Patent'te sınai haklar danışmanlığı yapıyorum. Ayrıca bu güzel etkinliği düzenlediği için Umut Hocama ve emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Bugün sınai ve fikri haklar alanında kısa bir sunumumuz olacak. 39-40 slaytlık. İnşallah bu etkinlikten sonra bu bilinç bizlerde biraz daha oturacak. Teşekkür ediyorum. Evet, başlayalım isterseniz. Çok kısa firmamızdan bahsedelim size. Destek Patent kimdir? Neler yapar? Destek Patent 1983 yılında yönetim kurulu başkanımız Kemal Yaman Karadeniz Bey tarafından kurulan ve temelinde marka, patent ve endüstriyel tasarım konularında danışmanlık ve vekillik veren bir kurumdur. Vizyonumuz aslında global anlamda bir marka olabilmek ve sınai mülkiyet bilincini Türkiye'nin her coğrafyasında yayabilmek. 3 ülkede 15 tane şubemiz var. Bunların 2 tanesi İsviçre ve Japonya, diğer 13'ü de Türkiye'de olmak üzere toplam 15 şubemizde Türkiye'de sınai mülkiyet alanını yaygınlatmaya çalışıyoruz. Kurulduğumuzdan bugüne kadar 200 binden fazla marka tescili, 40 binin üzerinde faydalı model ve patent tescili, 300 bine yakında endüstriyel tasarım tesciline danışmanlık ve vekillik yaptık. Bünyemizde 2 tane Avrupa patent vekili, 50 marka ve patent vekili, 250'nin üzerinde de uzman insan kaynağı bulunmakta. Hizmetlerimizin temelini marka, patent ve endüstriyel tasarım konuları oluşturuyor. Evet, sunuma geçtiğimiz zaman fikri haklar ve telif hakları ve sınai haklar. Aslında bu slayta baktığımızda inovasyonun ve teknolojinin önemini çok iyi anlatan bir slayt. Bilmiyorum, 90 sonrası doğumlar çok hatırlayamayabilir ama bu Ericsson ve Nokia'nın ilk çıktığı zamanları hatırlayanlar vardır herhalde. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Babamda vardı şöyle araç takozu gibi bir şey hocaman. Ama gün geçtikçe, zaman geçtikçe aslında teknolojinin nereye geldiğini görebiliyoruz. Ve teknolojiye ayak uyduramayan, inovasyona ayak uyduramayan firmaların, markaların da yok olup gittiğini görebiliyoruz burada. Hani Ericsson artık zaten hayatımızda hiç yok. Nokia ise aslında bu teknolojiye sonradan girdiği için maalesef iPhone ve Samsung'daki değeri yakalayamadı. Yani eski bir atasözü vardır, atı alan Üsküdar'a geçti diye. Aşağıdaki iki marka bu işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Gerçekten büyük bir inovasyondu. Bütün hayatımızı, alışkanlıklarımızı değiştirdik bunların sayesinde. Ha, iyi mi, kötü mü? İyi tarafları da var, kötü tarafları da var tabii. Fikri ve sınai haklar aslında kendi alanında ikiye ayrılıyor. Fikri haklar ve sınai haklar. Fikri hakları, telif hakları da diyebiliyoruz. Bunlar neler oluyor? Eser sahibinin hakları, bağlantılı haklar. Sınai haklarda marka, patent, endüstriyel tasarım, bitki ıslahatçı hakları, diğer haklar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyaları oluyor. Diğer haklar olarak tabir ettiğimiz ise ticaret ünvanları,
Teçhizsiz haklar, internet alan adları ve gizli ticari bilgiler, buna da know-how olarak adlandırabiliriz. Eser haklarını biraz daha detaylandırırsak, işte telif hakları başlığı altında eser haklarına neler giriyor? İlim ve sanat eserleri, işleme eserler, güzel sanatlar, müzik eserleri, sinema eserleri, bilgisayar programları, bağlantılı haklarda ise icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo ve televizyon kuruluşları, film yapımcılarının yapmış olduğu etkinlikler telif haklarıyla korunabiliyor. Telif haklarının genel olarak koruma süresi 70 yıldır. Ve müracaat telif hakları gov.tr'nin sitesinden kayıt sistemiyle yapılır. Ana konumuz olan Sinan Yaklar ise patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyaları, bitki türleri, knafo ve alan adları da Sinan Yaklar çerçevesinde başlığı altında toplanıyor. Bugünkü ana gündemimiz marka, patent ve tasarım, endüstriyel tasarım olacak. Evet, markalara ilk giriş yaptığımızda, marka nedir dediğimizde, marka bir işletmenin sunmuş olduğu mal ve hizmeti, diğer işletmelerin sunmuş olduğu mal ve hizmet, diğer hizmetlerin sunmuş olduğu hizmetlerden ayırt etmek amacıyla kullanılan harf, rakam, geometrik şekil, melodi, sesler, hologram görüntüler ve hareketler olarak adlandırabiliyoruz. Bir markanın teşhili olup olmadığını da yanındaki yanındaki register işaretinden anlayabiliyoruz. Eğer bir marka gördüğümüzde yanında R işareti, register işareti varsa bu teşhili bir marka anlamına geliyor. Markaların toplam koruma süresi başvuru tarihine itibaren 10 yıl. 10 yıllık dönemlerde de yenileme harçlarını yatırdıktan sonra yenileme işlemi gerçekleştiriliyor. Markalar sınıf bazlı teşhil ettiriliyor. 34 adet ürün, 11 adet hizmet olmak üzere toplam 45 sınıfta teşhil edilebiliyor. Yani bu ne demek? 45 tane farklı faaliyet alanında marka teşhilimizi gerçekleştirebiliyoruz. Markalar kendi içerisinde de çeşitlendirilebiliyor. Ticaret markası, hizmet markası, garanti markası, tanınmış marka, ses markası ve hareket markası. Ticaret markasına örnek aslında biraz daha ürün markası olarak adlandırabiliriz. İşte giydiğimiz kıyafetlerin etiketleri ya da kullandığımız gıdaların üstüne vurulan markalar. İşte Mavi Cis ve Sırma buna birer örnek. Hizmet markası ise hizmet alanında işte Kariyer.net gibi ya da bankacılık ve finans sektöründe kullanılan markalar gibi markaları da hizmet markası diyebiliyoruz. Tanınmış markada bunun ayrı bir başvuru şekli var. Sadece bir bölgede değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece bir yaş grubuna değil, 7'den 77'ye tüm yaş grubuna hitap eden markalar olarak adlandırabiliriz bunu. Bunun için tabii bazı çeşitli kriterler var. İşte yazılı ve sosyal medyada reklam vermek, markanın sadece bir bölgede değil, tüm bölgelerde bilinmesini sağlamak gibi bazı kriterleri var. Ses markası da şu oluyor, bazen işte telefon açtığımızda, bir kuruma orada bir özel bir jingle'ları vardır ya da özel bir melodileri vardır. Burada da bu melodiler de koruma altına alınabiliyor, teşhil altına alınabiliyor. Buna da ses markası diyoruz. 2017 Ocak'tan yani yeni sinema mülkiyet kanunundan sonra da hareket markası diye bir kavram ortaya çıktı. Bunun da aslında en güzel örneği Nusret diyebiliriz. Bildiğiniz üzere bu tuz dökme hareketi aslında şu an korunuyor. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da bu hareketi ticari olarak Nusret'ten başka kimse kullanamaz izni olmadan. Bu da son zamanlarda önemli bir marka çeşidi olarak devreye giriyor. Neler marka olamaz? Ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler, nitelik, kalite, üretim yeri, coğrafi kaynak belirten işaretler, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş işaretler, tanınmış markalara benzer işaretler, dini değerler ve semboller marka olarak teşhil edilemiyor. Bir de ürün adı haline gelen markalar var. Mesela Selpak. Aslında bir ürünün adı haline gelmiş. Biz Selpak marka olarak, bir marka olarak bilen var mı? Yani hep kullanım Selpak, bir tane Selpak verir misin der. Aslında bu markadır. Ama o kadar çok yoğun kullanım olmuş ki artık ürüne kendi adını vermiş. İşte yine bunlardan biri Teflon. Teflon da bir markadır aslında ama artık biz hep onu bir ürün adı olarak biliyoruz. Yine Villa'da
İşte şuraları bir villa da derler. Aslında villa da bir markadır. Ama yoğun kullanımdan dolayı artık ürüne kendi adlarını vermişler. Bir de şöyle önemli bir konu var. Tescil ettiğimiz markayı 5 yıl içinde ciddi biçimde kullanmamız gerekiyor. Eğer bu markayı 5 yıl içerisinde kullanmazsak üçüncü kişiler tarafından mahkeme nezdinde iptal ettirilebiliyor. Yani ben bir marka tescili aldım. Bunu 5 yıl içerisinde muhakkak kullanmak zorundayım. Eğer kullanmazsam kullanmak isteyenler tarafından iptal ettirilebiliyor. Marka hakkına tecavüz suçtur. Eğer benim bir tescilli bir markam varsa, üçüncü kişiler de benden izin almadan bu markayı kullanıyorsa, bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası gibi sonuçları doğurabiliyor bir markayı tecavüz yoluyla kullanmak. Tasarımlara geçtiğimizde ise, tasarım genel olarak nedir? Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyularıyla algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bir bütündür. Yeni ve ayırt edici olan tüm ürünler tasarım tescilliyle korunabiliyor. Yani tasarım tescilli bir ürünün görseline, dış formuna aldığımız bir koruma şeklidir. Tasarımlarda toplam koruma süresi 25 yıldır. Yani ben bir tasarım tescili aldığımda bunu 25 yıl boyunca koruyabiliyorum. Ve her 5 yılda bir de yenileme işlemi yapılır. Tasarımın patentten farkı, bu önemli bir slide. İşte gördüğünüz gibi burada bir ayakkabı tabanı var. Burada da bir ayakkabı tabanı var. Buradaki ayakkabı tabanındaki komple bir görünüm var burada. Bir kombinasyon var. İşte bu nedir? Kırmızı alanlar diyelim. Burada bir farklılık var. Görsel olarak bir farklılık var. İşte bu şekilde ben bunu, bu görseli benden başka kimse kullanmasın dersem muhakkak endüstriyel tasarım tescil başvurusunu gerçekleştirmem gerekiyor. Burada da aynı şekilde bir görsel var ama burada gördüğünüz gibi bakın çiviler var. İşte bu çiviler bana fonksiyonel bir özellik katıyor. Nedir? İşte karda ya da işte buzda bastığımda ayağımın kaymamasını sağlıyor. İşte burada tasarımın patentten en temel farkı bu. Tasarım ürünün tamamen görselini korurken patent ise fonksiyonel özelliğini, işlevsel özelliğini koruyor. Yani mevcuttaki teknik neydi? Mevcuttaki problem neydi? İşte kara bastığında ya da bir buza bastığında ayağım kayıyordu. Bir problemdi. Ama ben bu çivileri buraya ilave ederek bu problemi çözmüş oldum. İşte bu da patent konusu oluyor. Patent nedir? Patent en basit anlamıyla buluşlar için devlet tarafından verilen yasal bir haktır. Buluşlar için sınırlı süre izinsiz olarak buluş sahibine, üçüncü kişilere karşı ürettirmeme, kullandırmama, elde bulundurmama hakkı tanınmasıdır. Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. Yani patentlerde ben bir ürün, bir buluş yaptıysam bunun 3 temel kriteri var. Birincisi yaptığım ürünün yeni olması gerekiyor. İkincisi tekniğin bilinen durumunu aşması gerekiyor. Yani buluş basamağı içermesi gerekiyor. Üçüncüsü de sanayiye uygulanabilir olması gerekiyor. Patent konusu buluş dünyanın başka bir yerinde daha önce açıklanmamış ya da üretilmemiş olması gerekiyor. Yani benim patentli bir ürünüm varsa bu patentli ürünün konusunun dünyanın herhangi bir yerinde yazılı veya sözlü olarak kamuya mal olmamış olması gerekiyor. Neler patentlenebilir? Patent neden alınır? Neler patentlenebilir? Ürünler, ürünü üretmek için aletler, ürün üretim metotları, ürünün kullanım alanları patentte korunabiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda da patent başvurularındaki %1'lik artış ülke ekonomilerinde 0.11'lik bir büyümeye tekabül ettiğini ortaya çıkarıyor. Yani bir ülkede patent sayısı ne kadar fazlaysa ekonomik olarak kalkınma da o kadar fazla oluyor. Bu bir gerçek. Buradaki örnekte de görebilirsiniz. Mesela Michael Jackson'ı herhalde hepimiz biliyoruzdur. Onun o tipik bir hareketi vardı, esneme hareketi. Mesela bu patentli bir ürün. Yani bunun tamamen o topuğundaki mekanizma sayesinde işte Michael Jackson'a bu esneme hareketini veriyordu. Ve yıllarca bunun kaymağını yedi aslında bu hareketin.
92 yılında alınmış bir patentti bu. Patentlerde de koruma süresi 20 yıldır. Yani 2012'ye kadar bu ürün patent sahibinin tek eli altında kaldı. Buluş nedir? Bir patentin ortaya çıkması için aslında ortada bir buluş olması gerekir. Yani bir patentin söz konusu olması için ortada bir buluş olması gerekir. Peki buluş nedir? Buluş, Türk Dil Kurumu buluşu şu şekilde anlatmış. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme. Bizim patent literatüründe ise teknik bir probleme getirilen yeni ve teknik bir çözüm. Yani ben bir patent yapmak istiyorsam ilk önce teknik problemi ortaya koyacağım ve ben bu problemi nasıl çözdüğümü dile getireceğim. Bu çözüm yolum yeni ise ortada patent var demektir. Patentler ürün veya usuller veya yöntemler içinde olabiliyor. Yani bir üretim metodu ya da kimyasal bir formülasyon da patente konu olabiliyor. Usul nedir? Fiziki varlığı bulunmayan, faydalı sonuçlar meydana getiren bir eylem ya da bir dizi teşebbüs ya da üretim yöntemi olarak değerlendirilebilir. Yani usul patenti diye bir kavram vardır. Usul patenti bir üretim yöntemi ya da kimyasal bir formülasyon olarak bu usul patentini belirtebiliriz. Patentlerin ulusallık kavramı vardır. Daha doğrusu sınai mülkiyetin ulusallık kavramı var. Ben bir markayı, bir patent ya da bir endüstriyel tasarımı sadece Türkiye'de tescil ettiysem koruma sadece Türkiye'de geçerlidir. Ama ben yurt dışında ayrıca patentimi ya da markamı korumak istiyorsam ayrıca yurt dışında da koruma talep ettiğim ülkelerde müracaat yapmam gerekiyor. Patent verilere konulacak buluşlar. Bahsetmiş olduğumuz gibi patentte 3 temel kriter vardı. Yenilik, sanayi uygulanabilirlik ve tekniği bilinen durumunun aşılması. Yani buluş basamağı kavramı. Yeniliğin içine biraz tanımlayalım. Yani tekniğin bilinen duruma dahil olmayan buluş yeni oluyor. Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım, bir başka yolla açıklanan bilgi yeni değildir. Yani benim bir patent başvurusu yapmam için o Türk Patent Kurumu veya da ilgili resmi ofise sunmuş olduğum bilginin dünyada başka bir yerde açıklanmamış olması gerekiyor. Yenilik kavramı bu. Sanayiye uygulanabilir olan, yani sanayi alanında kullanılan bir hayal olmayan, işte ben bir zaman makinesi yaptım demememiz gerekiyor. Yaptığımız buluşun, elde ettiğimiz patentin sanayide uygulanabilir olması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumun aşılması, buluş basamağı. Aslında en önemli kriter bu. En göreceli kavram da bu. Bunun en temeli tekniğin bilinen durumun aşılması. Yani konusunda uzman bir kişinin kolayca düşürüp bulamayacağı bir şey olması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumun aşılması ya da buluş basamağı kriteri bu. Konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp bulamayacağı bir şey. İlerleyen slaytlarda örneklerle de göreceğiz. Patent belge türleri, incelemeli patent, koruma süresi 20 yıl ki artık 2017 Ocak'tan itibaren bu incelemeli patent kavramı da kalktı. Önceden incelemeli ve incelemesiz patent kavramları vardı. Ama 2017 Ocak ayı itibariyle incelemesiz patent kaldırıldığı için artık sadece patent belgesi diye geçmekte. Patentlerin toplam koruma süresi 20 yıldır. Şu önemli nokta, ortalama bir patentin belge alma süreci 2-2,5 yılı bulabiliyor. Ama müracaat edildiği tarihten itibaren koruma başlıyor. Yani ben 2018'de başvuru yaptım, 2021'de belgemi aldım ama benim aslında korumam 2018'de başlıyor. Faydalı model, yani patentle faydalı model arasındaki en temel farklardan birini. Faydalı modelin koruma süresi de 10 yıl oluyor. Başvuru, araştırma, yayın ve belge süreçlerinden oluşuyor. Faydalı modelde ise, yani patentle faydalı modelin en temel farkı koruma süresi ve faydalı modellerde tekniğin bilinen durumun aşılması kavramı istenmiyor. Sadece yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması bu belgeyi almamız için yeterli oluyor. Burada buluş basamağı, yani tekniğin bilinen durumun aşılmasını biraz örnekleyelim. Patent ve faydalı model arasındaki kavramı. Şimdi baktığımızda tekniğin bilinen durumunda kurşun kalem ve silgi var. Daha sonra bir mucit ya da bir buluşçumuz kurşun kalem ve silgiyi bir arada kullanıyor.
Yani bu silgiyi alıyor, burada da yeniliklerle burada bir mekanizma, bir sistem geliştiriyor. İşte bu patente konu oluyor. Baktığımız zaman yeni mi? Yeni. Tekniğin bilinen durumunu aşıyor mu? Aşıyor. Sanayi uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Burada ise bir faydalı model örneği var. Yine bir kurşun kalem, ucunda bir silgi yapılanması var. Ama bu sefer çift uçlu bir silgi burada devreye konmuş. Hani bakıyoruz, evet yeni mi? Yeni. Ama tekniği bilinen durumunu aşıyor mu? Aşmıyor. Yani konusunda uzman bir kişi, ben diyor silgiyi buraya koyan bir kişi diyor, rahatlıkla diyor, ya bunu ters ikili de yapabilirdi, işte dikey değil de yatay da yapabilirdi deyip, bunu diyor tekniği uzman bir kişi diyor, kolayca düşünüp bulabilirdi diyor. Bu nedenle işte bu tarz bir başvuru faydalı modele konu oluyor. Yeni, sanayi uygulanabilir ama buluş basamağı taşımıyor. Buluş basamağı taşıması şu anlama geliyor. Yani inceydi kalın yaptım, hidrolikti pneumatik yaptım, metaldi kompozit yaptım gibi ibareler ya da değişiklikler buluş basamağını taşımıyor. Yani bu tarz değişiklikler tekniğin bilinen durumunu aşmıyor. Yani ben bir ürün yaptım, işte camdandı ama porselenden yaptım. Bu tekniğin bilinen durumunu maalesef aşmıyor. Yine bir bardak örneği vardı, hazır buraya gelmişken bardak örneğini de verelim. Umut Hocam'ın çok hoşuna gitmişti bu bardak örneği. Şunu alalım. Şimdi yine faydalı modelle patent arasındaki en temel farkı anlatırken şu bardaktan örnek verelim. Şimdi bu bardağın kulpunun olmadığını düşünün. Ben sıcak bir likit koydum içine. Tuttuğumda ne oluyor? Elim yanıyor. Daha sonra ne yapmış bir mucit? Bunu düşünmüş. Ya bunu tuttuğumuz zaman elimiz yanıyor ama ben buna bir kulp yaparsam bu elimin yanmasını ortadan kaldırırım. İşte buna bir kulp yaptığım zaman bu patente konu oluyor. Yani mevcut bir problem var. Problem benim elimin yanması. Probleme nasıl bir çözüm getiriyorum? Buraya bir kulp getiriyorum, kulp yapıyorum. Tuttuğum zaman artık elim yanmıyor. İşte bu bir buluş. Hem yeni hem tekniğin bilinen durumunda bardak var ama kulplu bir bardak yok. Tekniğin bilinen durumunu aşıyor hem de sanayiye uygulanabilir oluyor. Daha sonra neler oldu? Çift kulplu bardaklar çıktı. Bilmiyorum hatırlayanlar, bilenler var mı? Ben bunu aldım, bu elimi tuttum, böyle tuttum, bu şekilde içiyorum. Baktığınız zaman yeni mi? Yeni. Ama tekniğin bilinen durumunu aşıyor mu? Aşmıyor. Çünkü bu kulbu buraya koyan diyor ki çok rahatlıkla da buraya koymayı düşünebilirdi. İşte bu nedenle de çift kulplu bardakta da bu faydalı modele konu oluyor. Yeni mi? Yeni. Tekniğin bilinen durumunu aşıyor mu? Aşmıyor. Sanayi uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Bu da en temel anlamıyla faydalı modelden, patentin faydalı modeli farkı. Yine buluş basamağı kriterlerinde patentle faydalı model arasındaki farklara geçtiğimizde yine tekniğin bilinen durumunda bir kurşun kalem var. Daha sonra ne yapılıyor? Bir uçlu kalem. Tamamen bir mekanizma, tamamen bir sistem farklılığı var burada. Basmalı bir uçlu kalem. Baktığınız zaman yeni mi? Yeni. Buluş basamağı taşıyor mu? Yani tekniğin bilinen durumunu aşıyor mu? Aşıyor. Sanayiye uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Dolayısıyla bu uçlu kalem de rahatlıkla patentle korunabiliyor. Çünkü mevcut teknikte basmalı bir sistem yok. Kalem tıraşlı açmalı bir sistem var. Geliştirilen patentte ise tamamen farklı bir mekanizma var. Yine buradaki örneğimizde de mevcut teknikte neler var? Kurşun kalem var, silgili bir kurşun kalem var ve bir uçlu kalem var. Daha sonra geliştirilen üründe baktığımız zaman mevcut teknikte kurşun kalem, uçlu kalem, silgili kurşun kalem, uçlu kalem var. Ama silgili bir uçlu kalem yok. Ne yapmış? İlgili buluşu da bir uçlu kalemi biraz daha geliştirmiş, yenilemiş ve ucuna bir silgi takmış. Aslında baktığımız zaman sistem aynı mı? Aynı. Yapılan yenilik nerede? Burada, ucuna silgi takmak. Yeni mi? Yeni. Tekniğin bilinen durumunu aşıyor mu? Aşmıyor. Çünkü neden? Zaten teknikte uçlu kalem vardı. Ucarın ucunda silgi olan kalem de vardı. Ne yaptım ben? İkisini birleştirdim. Bu şekilde bir koruma sağladım. İşte bu da faydalı model örneğini verebiliyoruz burada da. Patent verilemeyecek konular ve buluşlar. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları. Patentle korunamıyor. Bilimsel bir gerçek ya da bunun matematiksel ifadesi patentle korunamıyor. Ama ancak bunlar kullanılarak yapılan bir ürün
korunuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hızlı bir bölme yapma metodu korunamaz iken bu metodu kullanılarak işlem yapan hesap makinesi patentle korunabiliyor. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar patentle korunamıyor. Cerrahi ve tedavi usulleri ile teşhis usulleri patentle korunamıyor. Ama burada da şöyle bir önemli bir kriter var. Mesela bir kanser tedavi yöntemi patentle korunamazken ama bir kanser ilacı patentle korunabiliyor. En temel aradaki fark bu. Yani yöntem kullanılamıyor ama o yöntemi devreye sokan cihaz, makine, ilaç vesaire neyse bu patentle korunabiliyor. Bitki ve hayvan türleri veya bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri de yine patentle korunamayacak buluşlar arasında. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar da patentle korunamıyor. İşte burada gördüğünüz gibi bir ATM makinesi, kart kopyalama cihazı koymuşsam, böyle bir buluş yapmışsam bu patentle korunamıyor. Yine patentle korunamayacak buluşlar arasında edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan tasarımlar ve bilgisayar yazılımları patentle korunamıyor. Burada da önemli bir nokta var. Bilgisayar programlarının kendisi patentlenemezken programlanmış yeni bir cihaz patentlenebiliyor. Yani ben bir şöyle söyleyeyim, bilgisayar kodları patentle korunamıyor. Bilgisayar kodlarını ancak biz telif hakkıyla koruyabiliyoruz. Ama o kodlanmış programı devreye sokaran cihazlar patentle korunabiliyor. Yani burada işte ben bir yazılım yaptım. Hiçbir yazılım çünkü havada durmaz. Muhakkak onu işleten bir donanım muhakkak vardır. Burada işte bir haberleşme sistemleri olabilir. Bilmiyorum, bir taksi uygulamasını hiç duydunuz mu? Hiçbir bilginiz var mı bununla ilgili? Mesela bir taksi uygulaması da temelinde bir yazılımdır. İşte taksicinin mobil cihazı, işte kullanıcının mobil cihazı, işte bir GPS yöntemiyle bir akış diyagramı vardır. İşte kullanıcı basar düğmeye, taksici en yakın lokasyondaki taksiciye bilgi gelir. Taksici bakar, kullanıcı neredeymiş? Evet, buradaymış, gideyim. Temeline baktığınız zaman bir yazılım ama işte orada bir algoritma var. Orada bir yöntem var. Yani bu yöntemlere ve algoritmaya ya da diyagramlara patent başvurusu yapılabiliyor ama direkt kodlara patent başvurusu yapılamıyor. Yine patent süreçleri hangi aşamalardan geçiyor? Başvuru, araştırma, inceleme ve yayın kararı. Bir patent başvurusu yaptığımız zaman bu buluş konusu ürünün bir araştırmaya gönderememiz gerekiyor. Bu araştırma da dünya genelinde yapıyor. Yani şöyle, buluşla ilgili örnek veriyorum. Ben bu kalemi buldum. Bunu araştırmaya gönderiyorum. Araştırma kurumu dünya üzerinde bu kalemle yapılmış patent başvurularını karşıma çıkarıyor. Ve onlarla bir kıyaslama yapıyor. Diyor ki, sizin buluş konunuzla ilgili işte ben 10 tane kalem buldum. Ama sizin başvurunuza benziyor ya da benzemiyor. İşte böyle bir rapor sunuyor. Bu rapor geldikten sonra da ikinci aşama olan, patentlerin ikinci aşaması olan inceleme süreçlerine geçiyoruz. Yani burada araştırma raporunda çıkan dokümanların gerçekten benzeyip benzemediğine karar veriliyor. Yani araştırma raporunu bir röntgen olarak düşünebiliriz. İnceleme raporunda hani doktor bakıyor, evet teşhisi koyuyor. İnceleme raporu da teşhis oluyor. Burada uluslararası başvuru var. Onu bir sonraki slaytlarda devam edeceğim. Şu an geçiyorum. Bu araştırma raporu olumluysa incelemeye gönderiyoruz. İnceleme raporu olumluysa da Türk Patent Kurumu bize bir belge kararı veriyor. Ve bu belge kararını da 6 ay boyunca yayınlıyor. Yani üçüncü kişilerin görüşünü açıyor. Diyor ki ben böyle bir buluşa patent vereceğim, tekel hakkı vereceğim. Bununla ilgili bunun yeni olmadığını iddia edenler varsa bu 6 aylık sürenin içerisinde itiraz etsin. Eğer herhangi bir itiraz gelmezse o teçhil kararı kesinleşiyor. İncelemede de en fazla 3 kere incelemeye gönderebiliyoruz. Örnek veriyorum, araştırma raporum geldi benim. İşte benzerlikler vardı raporda. Ben bir görüş yazdım. Dedim ki ya uzman sen benziyor demişsin ama benim ürünümün buraları farklı deyip incelemeye gönderdim. Birinci inceleme raporu olumsuz geldi. Uzman dedi ki hayır, gerçekten benziyor. Onun bu görüşüne karşı tekrar cevap yazıp bunu ikinci incelemeye gönderebiliyorum. Bunu en fazla 3 kez tekrarlayabiliyorum. Üçüncü inceleme raporumda olumsuz gelirse artık benim patent alma hakkım ortadan kalkıyor.
Gördüğünüz gibi bu bir araştırma raporu. Yani ben bir patent başvurusu yaptım. Karşıma neler çıkacak? Karşımıza ilk çıkacak olan bu. Araştırma raporu. Burada işte A, Y, X gibi kodlar var. Bu rapor mesela çok olumlu bir rapor. Demiş ki ben sizin konunuzla ilgili bir araştırma yaptım. 3 tane doküman buldum. Bu kaleme en yakın benzediğini düşündüğüm en yakın 3 tane patent dokümanı buldum. İşte Amerikan dokümanı, Avrupa patent dokümanı, Amerikan dokümanı. Bu 3 başvuruyla, 3 dokümanla kıyasladığımızda sizin raporunuz A. Yani A demek hem yeni demek hem de tekniğin bilinen durumunu aşıyor demek. Yani raporda A gördüğümüzde hani saymıştık ya patentte 3 tane kriter var diye. Yenilik, tekniğin bilinen durumun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik. İşte bu A kodu geldiğinde buluşumuz hem yeni hem de tekniğin bilinen durumunu aşıyor anlamına geliyor. Olumlu bir rapor oluyor. Bu raporu incelemeye gönderdiğimizde %70, %80 zaten belge almaya hak kazanıyoruz. Ama bazı istisnai durumlar olabiliyor. İnceleme uzmanı diyebiliyor ki bu araştırma uzmanı iyi araştırmamış. Bak ben de şöyle benzer dokümanlar buldum. Buna karşı da bir cevap ver dediği durumlar da olabiliyor. İşte burada yine kodların açıklamaları var. X kodu geldiği zaman bizim için kötü bir senaryo. Yani buluşumuz hem yeni değil hem de tekniğin bilinen durumunu aşmıyor anlamına geliyor. Yani biraz önceki şu A değil de bunlar X olsaydı demek ki biz patent almada sıkıntılı bir sürece girecektik demek anlamına geliyor. Tabii her X gelen dokümanda kesinlikle patent alamaz diye demiyoruz. Çünkü görüş vererek bunu aşabiliyoruz. Belki uzman o raporu, dokümanı okudu. Belki konuyu iyi anlayamadı ya da başka bir şey oldu. O yüzden direkt X kodu verdi. Yani her X gelen kodda da patent alamıyoruz diye bir durum söz konusu değil. Y kodu da yeni ama diyor tekniğin bilinen durumunu aşmıyor. Yani faydalı modele giriyor diyor senin başvurun diyor. Senin başvurun diyor faydalı modele giriyor diyor. A kodu da işte biraz önce bahsettiğimiz gibi çok olumlu bir kod. Hem yeni diyor hem de tekniğin bilinen durumunu aşıyor diyor başvurunuz, patent dokümanınız. Bu da bir inceleme raporu örneği. İşte burada yenilik, buluşma sanayi ve sanayi uygulanabilirlik hakkında yorumlarını vermiş. İşte kaç tane, 2 tane istem varmış. İstemlere buluş basamağı taşı 2 numaralı isteme buluş basamağı taşıdığını söylemiş. Dediğimiz gibi bu inceleme raporu da aslında hüküm veren bir rapor. Araştırma raporu fikir veren, inceleme raporu da hüküm veren bir rapor olarak belirtebiliriz. Evet, burada da yine bir açıklama yapıyor inceleme raporunda uzman. Yani patent alabilirsiniz, alamazsınız gibi. Bir de gizli patent diye bir durum söz konusu. Bu da genelde milli savunma menfaatleri nedeniyle gizlilik prosedürüne uyularak verilen ve gizli patent siciline kaydedilen patentler olarak algılanıyor. Yani bu tarz patentler kesinlikle yayınlanmıyor. Buluşçu, ilgili bakanlık ve Türk patent arasında bir sır olarak saklanıyor. Tabii ne oluyor? Buluşçunun patenti boşa mı gidiyor? Ya ben buldum da işte devlet elimden mi aldı? Hayır, böyle bir durum söz konusu olmuyor. Buluşçunun gerekli tüm hakları korunarak artık lisans mı, ne anlaşması yapılacaksa ya da ne kadar bir bedel ödenecekse o bedel karşılığında bu buluş gizli tutuluyor. Patent sürecinde yapılmaması gerekenler, bir patent başvurusunda bir patent müracaatında bulunacaksak öncesinde bunları yapmamamız gerekiyor. Başvuru, patent başvurusu öncesi ürünümüzü satmıyoruz, duyurmuyoruz. Gizlilik sözleşmesi imzalatmadan önce başvuru öncesi buluşumuzu başkalarıyla paylaşmıyoruz. Geç kalmıyoruz, önce biz başvuruyoruz ve profesyonel destek almayı unutmuyoruz. Burada özellikle hocalarımıza, saygıdeğer hocalarımıza değinmek istiyorum. Lütfen patent başvurusu yapmadan önce makale yayınlamayın. Çünkü biz bunu çok yaşadık geçmişte. Hocamız bir patent başvurusu yaptı. İşte araştırma raporu geldi. Araştırma raporu bir geldi. Bir baktık hocamızın kendi makalesi. Kendi makalesinden dolayı patent alamadı. Yani bunun bir yıl bir süresi var. Bu bir yıl süre içerisinde ya buluşun yenilik kavramı bir yıl. Yani ben bir açıklama yaptım. Yayınladıysam da bir makale yayınladıysam da bir yıl içerisinde muhakkak patent başvurusunu yapmam gerekiyor. Eğer yapmazsam o artık buluş yenilik kriterini öldürmüş oluyor. Bu bizim başımıza geldi. Çok da üzücü bir durum oldu. Patentten doğan hukuki haklar. Patent konusu olan bir usulün kullanılması, başkalarına teklif edilmesi,
Patent konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması, kullanılması, ithal edilmesi hep bir suç teşkil ediyor. Patent hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi hakların ihlallerine karşı hem hukuk davaları hem de ceza davaları açabiliyor. Yani benim patentli bir ürünümü benim iznim olmadan ticari amaçta kullanılırsa bununla ilgili tüm yasal haklara başvurabiliyorum. Burada önemli bir konu ticari olması. Yani ticari amaçta elde bulundurması. Ya da sizin bir patentiniz var. Ben bunu işte evde günlük kullanıyorum. Biri bunu tecavüz eden birinden aldım, satın aldım. Yani patenti ihlal eden birinden satın aldım. Tamamen iyi niyetli olarak kullanıyorum. Bu bir suç teşkil etmiyor. Ama onu bana satan işte o onun için suç teşkil ediyor. Muhakkak ticari bir kullanım olması gerekiyor. Patent dokümanında istemler. Bu önemli bir konu. Patentin korunması, bir patentte korunması istenen alanlar istemlerde belirtilir. Diğer bir ifadeyle koruma kapsamını istemler belirler. Korunması istenen özellikler istemlerde yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz. Burada bir örnek var. Bakın ben bizzat bu örneği koydum. Bu bir ben olduğu hakkında bir fikri olan var mı? Evet, bu bir güneş enerjili plaj şemsiyesi. 2010 yılında benim danışmanlığını yaptığım bir başvuruydu. Ve Türkiye'deki ilk 10 buluş arasına girdi. Ve Türk Patent tarafından da daha sonra Uluslararası Cenevre Fuarı'na gönderildi bu buluş. Aslında baktığınız zaman çok basit. Yani güneş şemsiyesi zaten yıllardır var olan bir şey. Güneş panelleri de yıllardır, ta gün temeline gidersek işte hesap makinesinin içindeki pil, güneş pilleri var olan bir şey. Buluşçumuz ne yaptı? Güneş panellerini güneş şemsiyesinin üstüne koydu ve bir hat çekti. Daha sonra ne oldu? İşte biz plajda güneşlenirken telefonumuzun şarjı bittiğinde şemsiyeyi takıp oradan enerji elde edebildik. Aslında baktığınız zaman ikisi de var olan şeylerdi. Ama var olan şeylerden yeni bir buluş yarattı. Ve bunu yaptıklarında hemen 50-60 metrekare alanda gerçekleştirildi bu buluş. Öyle bir atölyeleri vardı, iki kişi. Daha sonra büyük bir elektrik firmasıyla anlaştılar. Seri üretime geçtiler ve şu an çok yoğun bir ihracatları var bu konuyla ilgili. Ya aslında baktığınızda çok basit, ya ben nasıl düşünemedim dedirten bir şey. Yani var olan şeyden ortaya bir şey çıkarmak. Patent aslında baktığınız zaman da bir bakıma da bu kadar da kolay. Genelde zaten basit buluşlar. Hani ben nasıl düşünemedim dedirsen buluşların ticari başarısı da çok büyük oluyor. Buradaki istemlerimize bir bakalım. Ana istemlerimize neler koymuş? Güneş paneli koymuş, güneş şapkası koymuş, işte güneş paneli segmentleri koymuş. Yani bunları ana başlık altında toplamış. Yani diyor ki senin diyor buluşunda güneş şapkası varsa, güneş paneli varsa, işte güneş segmentleri varsa beni ihlal ediyorsun anlamına geliyor. Yani benim patentimi ihlal ediyorsun, benim patentime tecavüz ediyorsun anlamına gelebiliyor. O yüzden bu istemler dediğimiz kısım çok önemli patentlerde. Patent ihlali ne anlama geliyor? Burada bakın bu patentli bir ürün 3 tane unsurdan meydana geliyor. İşte oturma elemanı, ayaklar ve oturma elemanıyla ayakları birbirine bağlayan yapılanma. Şimdi bunun patentli bir ürün olduğunu varsayalım. Birebir kullanım. İşte Mustafa Bey'in böyle bir ürünü var. Ben de bu şekilde bir ürün yaptım, satıyorum. Ben bu patenti ihlal ediyorum anlamına geliyor. Yine Mustafa Bey'in böyle bir ürünü var. Ben de bu sefer şöyle bir ürün yaptım. Ne yaptım? Patenti geliştirdim. Burada tekerlek sistemi yoktu. Ama ben ne yaptım buna? Bir tekerlek sistemi geliştirdim. İşte ben yine aslında bu patenti ihlal ediyorum. Buna patent alabilir miyim? Alabilirim. Neresine? Tekerleklerine. Mevcut teknik neydi? Mevcut teknikte oturma elemanı, ayaklar ve oturma elemanıyla ayakları birbirine bağlayan bir yapılanma vardı. Ben ne yaptım? Bunları kullandım ama ürünü bir tık daha öteye götürdüm. Tekerlekli yaparak hareketli olmasını sağladım. Ben bunu şimdi üretebilir miyim bu şekilde? Satabilir miyim? Hayır. Satabilmem için bu kişiden, bu patentin sahibinden muhakkak ve muhakkak lisans talep etmem gerekiyor. Çünkü şu üç yapı onun patenti. O tekerlekli bir ürün üretebilir mi? Üretemez.
O da tekerlekli yapabilmesi için benden bir lisans alması gerekiyor. Yani patent almakla üretmek farklı bir şeydir. Burada da son bir örnek var. Unsur çıkarmış. Yani benim 1, 2, 3 tane unsurum vardı buluşumda. Bu buluşçu bu ayakları kullanmamış. Eğer benim başvurumda 3 tane unsur varsa, diğer üretimde de benim kullandığım unsurlardan bir tanesini çıkarıyorsa bu patenti ihlal etmemiş oluyor. Ha, amaca hizmet eder mi? Tartışılır. Yani ben bu ayakları çıkardığım zaman bu nerede duracak? Ben nasıl oturacağım yani buna? Böyle bir patentlerde böyle bir yapılanma var. Yani biraz önceki şemsiye örneğindeki gibi işte ben güneş şapkası koydum, güneş paneli koydum üstüne. Dedi ki ben güneş şapkasını kullanmıyorum. Kullanmıyorsan beni ihlal etmiyorsun o zaman. Peki nasıl o zaman amaca hizmet edeceksin? Tamamen farklı bir yapı kurması gerekiyor. Patent hakkının sona ermesi. Bir patent ne zaman sona eriyor? Koruma süresinin dolması, yani 20 yılın dolması. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi ve her yıl ödenen yıllık ücretlerinin ödenmemesi durumunda patent hakkı sona eriyor. Yurt dışı patent müracaat sistemleri neler? PCT, Avrupa Patent Başvurusu ve diğer bölgesel başvurular. PCT başvurusu şu oluyor, bu patent işbirliği anlaşması. 158 tane ülkenin üye olduğu bir sistem, bir topluluk müracaat sistemi. Ama bu sistem teşkil kararı vermiyor. Sadece bir araştırma raporu sunuyor bize. Yani benim bir başvurum var Türkiye'de. İşte bir yıl içerisinde yurt dışı başvurusu yapmam gerekiyor. Burada önemli olan konulardan biri de bu. Güçen hakkı dediğimiz bir hak var. Öncelik hakkı. Yani ben Türkiye'de bir müracaat yaptıysam, bunu yurt dışında korumak istiyorsam muhakkak bir yıl içerisinde yurt dışı başvurusunu yapmam gerekiyor. Eğer bir yıl içerisinde yurt dışı başvurusunu yapmazsam o ürün artık dünyaya mal olmuş oluyor, halka mal olmuş oluyor. İşte bu başvuru şekillerinden biri de patent işbirliği anlaşması. Bu kurum bize bir araştırma raporu sunuyor ve bu araştırma raporunu da 158 tane üye ülke tanıyor. Kurum teşkil kararı vermiyor, sadece bir araştırma raporu sunuyor. Biz o araştırma raporu elimize geçtikten sonra da biz hangi ülkede koruma talep ediyorsak, örnek veriyorum Almanya, örnek veriyorum Fransa, gidip o araştırma raporunu alıp bizim araştırma raporumuz budur. Ülkenizde bu raporu inceleyin, teşkil kararı verecekseniz bu rapora göre bize teşkil kararı verin diyebiliyoruz. Avrupa Patent Başvurusu'na, bu Avrupa Patent Başvurusu'na da 34 tane üye ülke bulunmakta. Bu kurum ise teşkil kararı veriyor. Hem araştırma yapıyor hem inceleme yapıyor. Araştırma ve inceleme sonucunda da olumlu karar çıkarsa biz topluluk bütün Avrupa'da bir teşkil almış oluyoruz. Diğer bölgesel başvurular OAPI, ARIPO başvuru şekilleri ve ülkesel başvuru şekilleri var. Rüçhan hakkından bahsetmiştik zaten. Öncelik hakkı oluyor. Bir de patentin avantajlarından bir tanesine bence çok önemli bir avantaj. 2015'te bu yasa geldi, devreye girdi. 6518 sayılı kurumlar vergisi istisnası. Yani ben bir patent yaptım. Patentli ürünümü de satıyorum. Bu yapmış olduğum satışın %50'si kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ben o patentli üründen 1 milyon satmışsam, işte bunun kurumlar vergisine kadar %22 mi oldu? 22 oldu herhalde. İşte ben 22 bin lira bir kurumlar vergisi ödemem gerekiyor. Ama bu ürün patentliyse ben 100 bin lira üzerinden değil, 50 bin lira üzerinden vergilendiriliyorum. Yani bunu milyonlara taşıdığımızda da aslında çok ciddi bir gelir kaynağı olabiliyor. Bunu kullanan çok ciddi firmalar var. Burada yine TÜBİTAK'ın destekleri var patent başvurularında. İşte araştırma ve inceleme raporlarında, araştırma ve inceleme süreçlerinde Türk Patent Kurumu'nun almış olduğu harç bedelleri var. Biz bu harç bedellerini TÜBİTAK'tan karşılatıyoruz. Yine eğer Türkiye'de bir patent alırsak TÜBİTAK 2000 TL bir ödül veriyor buluşçuya. Hibe olarak bunu bir ödül olarak veriyor. Ama bu ödülü almanın şartı şu, bu ödülü KOBİS'teki firmalara, gerçek kişilere ya da üniversitelere veriliyor. Büyük kuruluşlar, büyük kurumlar bu ödüllerden yararlanamıyor. Yine TÜBİTAK'ın yurt dışı başvuruları için de destekleri var. İşte PCT başvurusu yapmak istiyorsak, yurt dışı başvurusu yapmak istiyorsak o ödediğimiz harcın tamamını TÜBİTAK karşılıyor.
İnceleme esnasında da yine işte Amerika için, Avrupa için, işte Japonya için, Kore için, Çin için 5000 TL bir teşvik sağlıyor. Ama bu biraz buradaki bu inceleme, uluslararası inceleme raporu destekleri biraz şartlı oluyor. Yani bunun için, bu teşvikten yararlanmanız için PCT araştırma raporunuzun olumlu olması gerekiyor. Burada da Zonguldak'taki patent ve faydalı model başvuru sayılarını çıkardık. Evet Umut Hocam, sizce nasıl bir tablo? ya aslında sevindirici tarafı şu, hep artış gösteriyor. Ama 2014'ten sonra bir gerileme olmuş. Yani Türkiye'deki başvuru sayısı, yerli başvuru sayısına kıyasladığımızda yani %1'in altında, da çok daha altında oluyor. İnşallah Zonguldak TYT'umuzun, Zonguldak ilimizin katkılarıyla bu sayıları 2019 yılında biraz daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum ben. Süreç bu şekilde, başvuru sayıları. Yani 2017 yılında Türkiye'de 11.881 adet patent ve faydalı model müracaatı yapılmış. Bunların 22 tanesi Zonguldak ilinden yapılmış. Bu da Zeka Pırıltısı diye bir filmimiz var. Bu gerçek bir hikaye. Özellikle gençlerimizin bunu seyretmesini tavsiye ediyorum. Gerçek bir hikaye. Bir ortada buluş var. Kısaca anlatayım. Buluşu da Ford sahipleniyor ve patent sahibi, buluş sahibi de bununla ilgili 20 yıl süren bir dava sürecine giriyor. Gerçek bir hikayeden alıntı. Tavsiye ederim. Evet. Kısa bir sunum oldu. Bekledim, sen de kısa oldu herhalde. Umarım verimli bir sunum olmuştur. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Açıktır. Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani isteğimizi kırmadınız, buralara geldiniz. Çok çok verimli bir sunumdu bence. Bizim gibi, yani Zonguldak gibi gelişmekte olan illerde aslında sanayi kültürü de çokça oturmuş. Fakat bunu bir türlü ürüne dönüştüremeyen illerde, illerdeki durumu belli bir noktaya bizim bir şekilde taşımamız gerekiyor. Hepimizin misyonlar edinmesi gerekiyor. Benim tüm akademisyen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize söylemek istediğim, sanayicilerimize söylemek istediğim bir şey var. Siz de vurguladınız. Aslında patent arkadaşlar, patent yapmak için, patent elde etmek için Tesla olmanız gerekmiyor. Hep şöyle düşünmeyin. Yani biz öyle bir ürün üretmem lazım ki bunun patent olabilmesi için. Aman aman aman. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Ayrıca şunu da vurgulayalım. Patent için ürünü yapmanız gerekmiyor bakın. Sadece fikirdir patent. Patenti alırsınız, bir 3D işleyen programda 3 boyutlu hale dönüştürdüğünüz anda bununla müracaat edebilirsiniz. Tamamen fikri mülkiyeti, sanayi mülkiyeti size geçecektir. Bu çok önemli bir süreç. Bir de akademisyen arkadaşlara şunu vurgulamak istiyorum. Ben duyduğumda çok etkilenmiştim. O söylediğiniz bir yıl bizim için o kadar önemli ki yani... Evet. Biz sürekli akademik yayın yapmak zorundayız. Kendimizi zinde tutmak zorundayız. Ama kendi Türk tabiriyle ayağımıza sıkma durumu var. Aynen. Yani patent düşündüğümüz bir olguyu mutlaka arkadaşlar bir yıllık süre içinde mutlaka başvuru yapmamız gerekiyor. Yoksa bu bizim karşımıza kendi yaptığımız iş çıkmış oluyor. Ben tekrar Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu önemli konuda lütfen soru sorun arkadaşlar. Aklınızda en ufak bir şey gelse bile Ali Bey'e sorun. Çok değerli insanlar ve her şeyi şu anda cevaplamaya hazırlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ederim hocam. Böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için. Evet gençler, soru. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ses. Ali Bey, evet. Çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Benim kafama bir şey takıldı şimdi. Patentli ürün hani ortaya koymak için 3 tane şeyden bahsettik. Yeni ürün olması,
buluşa hizmet etmesi, yani buluş olması tekniğin için de. Tekniğin bilinen durumu tekniğin, aşması. Evet. Bunun dışında sanayileşme, hani sanayide kullanılmasından bahsettiniz ama evet. Şimdi bir iktisatçı olarak şöyle bir şey aklıma geldi. Acaba bu patentin ticarileşmesi, pazarlanabilir olması da bu kriterlerin arasında neden yok diye bir soru geldi benim aklıma. Güzel hani bu, soru. Bu üç maddenin dördüncüsü ticarileşmesi ya da pazarlanabilmesi neden değil? Bunu öğrenebilir miyim acaba? Neden değil? Tabii bunu biraz Türk Patent Kurumu'yla da yani bu kanunu çıkaran kanun koyucularla da görüşmek lazım. Ama patentlerin ticarileşmesi için şu an çok büyük adımlar atılıyor. Bizim aslında ülke olarak da eksik kaldığımız noktalardan biri de buydu. Ticarileştirmede hala maalesef zayıfız. Ama bunun için güzel yapılanmalar var. İşte üniversite sanayi işbirlikleri, TTO'lar. Burada patentlerin ticarileştirmesinde aslında en büyük görev Türkiye'deki TTO'larımıza düşüyor. İnşallah bu konuda önemli adımlar atılıyor. Ticarileşmesi açısından da büyük gelişmeler olacak ilerleyen dönemlerde. Dediğim gibi burada bu konunun temeli, bu konunun hizmet sağlayıcısı TTO'lardır. Ben bir şey öğrenmek istemiştim. Pardon, buradayım. Ön tarafta. Pardon hocam. Ya öncelikle açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Oldukça çok aydınlatıcı oldu. Şimdi bunun için bir maliyet hesabı var. Bu patent için. Evet. Bunun nedir yani bunun maliyeti? Ne kadara mal olur? Hocam, devlet bunu destekliyor mu? Hı. Yani onu merak hocam, ediyorum. Patentin maliyeti 35 TL harcı var. Türk Patent Kurumu'na ödenen. Bir de tabii patentin yazım aşaması için anlaşmış olduğunuz vekil firmaların almış olduğu ücretler var. Hani bu ücretler değişkenlik gösterebiliyor. Yani her vekil firma serbest piyasa olduğu için kendine özel, kendine özgü, işte niteliği, kalitesi veya vasıflı personeline göre fiyat belirleyebiliyor. Hani sabit bir fiyatı var diyemem. Hani bu 1500 TL ile 6000, 7000, 8000 TL arasında değişkenlik gösteren bir fiyat. Ama bunu destekleyen kurumlar var. İşte başta KOSGEB kurumumuz olmak üzere. KOSGEB'e üye olduğunuzda, öncesinde patent müracaatı, doğru yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Evet, başvuru öncesinde patent müracaatı yapmadan KOSGEB kurumuna başvuru yaptığımızda aslında bu maliyeti başvurudan sonra da oluyor mu artık? Sunum için teşekkür ediyorum. Şeyi öğrenmek istiyordum, bu hizmet, burada sadece ürünlere yönelik örnekler verdiniz de hizmetler noktasında patent alınması mümkün mü? Hizmet? Hizmet, yani bir hizmet süreci geliştiriyoruz, yeni bir hizmet süreci. Mesela simitler daha önce dışarıda satılırdı, çocuklar satardı. Şimdi simit sarayları var, böyle bir konseptin şey yapması, tescillenmesi mümkün mü? Ya şöyle... Konsept tasarım, yani bunlar eğer ben simit dediniz değil mi? Simitler simit. Dışarıda satıyordu. Şimdi işte simit sarayı simit dünyası neyse. O içerinin konseptinin tasarım tescili alınabilir. Yani kendimize özgü bir konsept varsa orada kendimize özgü bir tasarım varsa, bir yerleşim alanı varsa onun o mekanın tasarım tescili alınabilir. Tasarım tescili alındıktan sonra da işte kimse o mekanın aynısını yapamaz kanunen. Peki ben KOSGEB'in işte patent konusunda verdiği desteklerden biraz bahsedeyim. Lütfen. Üniversite ve sanayi işbirliğine yönelik desteklerimiz de var. Onlardan da bir kısaca değineyim. Lütfen. Şimdi biz Ar-Ge ve inovasyonu çok önemli bulan bir kuruluşuz. Sürekli evet. Kuruluşumuzdan beri üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi için çalışmış. Ona yönelik mekanizmaları kurmuş bir kuruluşuz. Bu teknoparklar kurulmadan önce teknoloji geliştirme merkezleri dediğimiz küçük yapılarla bu teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasına öncülük etmiş bir kuruluşuz. Bu sebeple teknolojiye verdiğimiz önem vesilesiyle de her fikrin sanayiye uygulanabilir olması, üniversitede çıkan bilginin sanayiye uygulanması veya dışarıdan işletmelerimiz olsun, farklı fikirleri olan girişimcilerimiz olsun, bunların fikirlerinin ekonomimize bir değer olarak dönüşmesi için kendi destek sistemimiz içerisinde mekanizmalarımız var. Ar-Ge İnovasyon Destek Programı bunlardan bir tanesi. Evet.
Demin hocam bahsetti, işte biz iktisatçıyız. Eğer bir ürün inovatif bir yönü varsa, bu sadece bu inovatif yönü dolayısıyla patent alabilir mi, alması mümkün müdür diye. Yani daha çok yani şey değil de bir ürünü tamamen değiştirmekten ziyade yeni bir konsept yarattık. Demin bahsettiğimiz gibi evet. Bunun ticarileşmesi mümkün mü? COSGAP destek programı içerisinde mümkün bu. Evet. Bizde buna yönelik projeleriniz varsa gençlerimizden de evet. Özellikle rica ediyoruz. Gelsinler her türlü fikrini bizimle paylaşsınlar. Bunların sanayiye uygulanabilirliğini test edelim. Beraber projenin oluşmasına katkıda bulunalım. Ve biz destekleyelim. Burada 750 bin liraya kadar desteğimiz var. Üniversite evet. Son sınıf öğrencilerine de kurulan Teknopark içerisinde Umut Hocam'ın da başını çektiği Teknopark'ta yer alabilme imkanı var. Orada ofis donanımı için, işletme kuruluş masrafları için 20 bin lira %100 oranında destek sağlayabiliyoruz. Ayrıca prototip geliştirmeye yönelik yine 150 bin lira desteğimiz var %75 oranında. Evet. 300 bin lira geri ödemeli desteğimiz var. Ayrıca oradaki personellerin giderlerine 150 bin liraya kadar destek olabiliyoruz yine %75 oranında. Bu çalışma sonucunda eğer fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla sonuçlanacaksa o noktada bizim belge alımına da desteğimiz var. Hem proje kapsamı içerisinde hem de ayrıca bir Ar-Ge inovasyon fikri projesi olmayıp dışarıdan herhangi bir ürün için patent almak isteyen işletmelerimize yönelik de genel destek, doğrusu işletme geliştirme destek programı yeni adıyla orada destekler verebiliyoruz. Marka tescil belgesi olanlara yurt dışında marka tescil alabilmelerine evet. Destek sağlayabiliyoruz. Bunlar %100 oranında destekleniyor. Türk Patent Enstitüsü'ne başvurulması kaydıyla. Evet. Teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa ben de cevaplayabilirim. Yani evet, burada zaten Türkiye'de hem marka başvurularında hem de patent ve faydalı model başvurularında bir artış söz konusu. Yani 2010'dan 2017'ye baktığımızda işte son 7 yılda hemen hemen %100 bir artış durumu söz konusu. Bunun da ana etkenlerinden biri aslında TÜBİTAK ve COSGAP gibi kurumların vermiş olduğu destekler. Yani biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve son 10 yılda gerçekten çok büyük bir gelişme oldu. Kurumlarımızda özellikle bu inovasyon, Türk Patent, COSGAP, TÜBİTAK gibi kurumlarda bazı gelişmeler oldu. Destek miktarları arttı. Yani ben işte mesleğe ilk başladığım yıllarda yurt dışı başvurusu için firmalarımız çok büyük paralar öderdi bu başvuru yapabilmek için. Ama şimdi geldiğimiz noktada harcın tamamını karşılıyor TÜBİTAK. Ve işte önceden yine 2009, 2008, 2013 yılları arasında biz bir yurt dışı ya da bir Türkiye'de bir başvuru yaptığımızda patent başvurusu bahsetmiştik ya yenilik araştırması, araştırmaya gönderiyoruz, bir yenilik araştırması yapıyoruz diye. Biz bunu yurt dışına gönderirdik bakın. Rusya'ya, Avusturya'ya, İsveç'e bu gibi kurumlarda gönderirdik. Türkiye'de patent almak için yani ben Türkiye'de patent almak istiyorum. Ama bu ürünün yeni olup olmadığını gidip yurt dışındaki kuruma araştırtıyorum. Çünkü neden? Böyle bir veri tabanım yok. Yani biz buralardan bu noktalara geldik. Şimdi her başvuruyu kendi bünyemizde araştıracak veri tabanına ve yetkinliğe sahibiz. Kaldı ki şu an yurt dışı başvurularında da Türk Patent Kurumu bir araştırma otoritesi. Yani işte yakın coğrafyamızda bir patent başvurusu yapıldığı zaman bu patentin yeni olup olmadığını gelip bizlere soruyorlar. Türk Patent Kurumu'na gidiyorlar. Bunu bizim için araştırın diye. Yani araştırtırken şimdi araştırmacı kurum pozisyonuna geldik. Bu da önemli bir gelişmeydi aslında ve bunu kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Aslında yani 5-6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde çok büyük bir kademe atladığını düşünüyorum ben. Eminim ki ilerleyen dönemlerde daha da başarılı işler çıkarılacak. Bu vesileyle biz de COSGAP'e çok teşekkür edelim. Hakikaten öğrenci arkadaşlar özellikle size seslenmek istiyorum burada. COSGAP'in ve TÜBİTAK'ın çok güzel destekleri var. Sizlere yönelik de çok güzel destekler var bakın. 1512 diye bir desteği var TÜBİTAK'ın. Önümüzdeki ay 19 Aralık'ta hepinizi yine burada görmek isteriz.
konferansımız var yine. Direkt olarak size yönelik 35 yaş altı araştırmacılara devlet karşılıksız neler veriyor? Gelin burada bir görün. 150 bin lira direkt size makine teçhizat, evet, hibesi yapıyor devlet. Yani bu o kadar önemli ki şu an ne yazık ki genç arkadaşlarımızın bunu tam olarak da sebebini bilemiyorum. Hala talepte çok büyük bir düşüklük var. Yani çok güçlü yönler var. TÜBİTAK araştırın arkadaşlar destek tiplerini. KOSGEB'e niye teşekkür ediyoruz? KOSGEB, ARGE inovasyon dediğimiz zaman direkt yanımızda. Bakın müdürümün söylediği gibi 150 bin lira direkt makine teçhizat hibesi var. 300 bin lira direkt kredisi var, faizsiz. Ve bunu işi bitirdikten, ürünü çıkarttıktan 6 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 3 yıla dağılarak 3 aylık periyotlarda ödüyorsunuz. Yani bu zaten ödediğinizde çöp olmuş oluyor artık. Ürününüzü sattığınızda bu paranın size nasıl bir destek olduğunu o zaman anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani konferanslar bu şekilde, bu doğrultuda sürdürmeye gayret ediyoruz. Aralık ayında mutlaka sizi bekliyoruz. 2019'un ilk çeyreğinde de müdürümle görüşmelerimizi yaptık. KOSGEB çok daha detaylı burada bir buçuk saatlik bir sunumla detaylı şekilde yine sizlere ve hocalarımıza olan desteklerini anlatacak. Tekrar bu vesileyle teşekkür ediyorum KOSGEB müdürümüze. Başka sorusu olan genç arkadaşlarımızdan özellikle. Şimdi aklınızdan geçiriyorsunuz ya, biz bütün gün işte o sınavdan o sınava, o dersten o dersten hangi yere ne yapacağız, neye patent yapacağız diye muhakkak aklınızdan geçiyordur. Yani şöyle bir düşünün, ben mevcut yaşantımda yani buradan okula giderken, okuldan eve gelirken veya işte televizyon izlerken yaşadığım problemler ne? İşte ilk önce yani patent, bir icat çıkarabilmeniz için ülkece yaşadığınız problemleri tespit etmeniz gerekiyor. Ve bu yaşadığınız problemleri nasıl bir çözüm getirebilirim? Olaylara bu bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Bu bakış açısıyla bakarsanız muhakkak her birinizden bir buluş, bir icat muhakkak çıkacaktır. Örnek veriyorum işte, yani bu yapılan bir şey de kumanda, televizyonun kumandası. İşte koyuyoruz, bulamıyoruz, kaybediyoruz, arayıp duruyoruz. Aslında bir sensör koysak ona, işte bir bana uyarı verse, işte belirli bir süre elime almadığım zaman, yani bir sistem geliştirsek, daha bunun gibi o kadar çok şey var ki. Yani şöyle düşünün, yeni yaptığımız bir yemek tarifi, yemek bile patente konu olabiliyor. Yani ben bir yemek tarifi buldum, yeni bir şeyler yaptım. Bu da patente konu olabiliyor, usul patentine konu olabiliyor. Yani aslında hayatımızın birçok alanında belki bilerek, belki bilmeyerek icat yapıyoruz. Ama işte bunun önemli olan ön plana çıkarmak. Buyurun lütfen. Aslında çok güzel aydınlattığınız için soru soran insanlar olmuyor açıkçası. Yani gerçekten bu üç konuyu da çok detaylı öğrendik. Ben de aslında bir başarı hikayesine sahip bir hocamızdan söz etmek istiyorum. Şefik Şanal Alkan. Kendisi şu an İsviçre'de yaşıyor. Hem Türk hem İsviçre vatandaşı. İsviçre'ye gidiyor bilim yapmak için. Daha sonra çok paraya ihtiyaç duyan çalışmalara başlıyor ve soluğu Amerika'da alıyor. Emekliliği Amerika'nın çok büyük ilaç firmalarından birinin başkan yardımcısı olarak gerçekleşiyor. Bir bilim insanı, profesör kendisi ve 60 tane patenti var, ilaç patenti. İlaç 60 patenti. Tane. Yani bir tane, iki tane değil, tam 60 tane patent var. Bunların çoğu kullanılmıyor ama kullanıma geçmiş olanların parası onu yaşam boyunca refah içinde yaşatacak pozisyonda. Şu an İsviçre'de yaşıyor. Bizim kongrelerimize mali destek verir. Genç öğrencilerimizin masraflarını karşılar ve yılda bir kere de Türkiye'ye gelir. Türkiye'de gençlerle buluşur Şefik hocamız. Yani bu güzel bir örnekti, paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Şanal Alkan. Teşekkür ederim. Tabii bunu şahıs olarak, yani bir firma, bir ekiple değil, tek başına değil mi bu 60 tane patent? Ciddi bir rakam. İnsanın yani hayatı boyunca 60 tane patente sahip olması ciddi bir rakam. Özellikle tek başına yapması bunu. Evet, sorusu olan başka? Yok herhalde. Tamam. Herkese çok teşekkür ederim katılımınız için. İnşallah verimli bir etkinlik olmuştur. Umut Hocam, tekrardan size de böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Tamam.
değerli konuğumuza gerçekleştirmiş olduğu konferans için teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir konuyu bize bu verimlilikte anlatıp bizi aydınlattığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve kendisine, diğer konuğumuza, kendilerine bugünün anısına üniversitemizin teşekkür plaketini takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Kemal Büyükgüzel'i sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, etkinliğimiz sona ermiştir. Katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ederiz.